Ne demektir bu? Duydunuz mu? Efendim, ölçülebilir değil mi? Matematikte hep öyle öğrendik. Tek bir değerdir aslında. Değil mi? Skalar değerler. Skalar functions. Geriye tek bir değer döndüren fonksiyonlardır arkadaşlar. Mesela nedir bu? Diyelim ki tutarı verdiğimiz zaman KDV'li tutarı bize döndürsün onun yerine. Tamam? Böyle bir şey istiyorum ben. Öyle bir fonksiyon tanımlayacağım. Ben normal tutarı vereceğim, o bana KDV'li tutarı verecek. Anlaştık? Böyle bir şey istedim. Functionlar da yine stored prosedürler gibi program rütü altında kayıtlı nesnelerdir. Bizim yaptıklarımız burada değil mi? Kategori ekle yapmışız mesela. Şimdi arkadaşlar mesela Northint üzerinde bir skalar fonksiyon tanımlayacağım. Create function. Bunun func diye böyle kısaltılması yok. Yerine proc diye yazıyorsunuz da bunda func yazmak olmuyor. Create function dedim. Mesela KDV'li tutar adı olsun. Tamam. Adı KDV'li tutar olsun. Dışarıdan et tutar alsın. Money türünde. Money bir tipti değil mi burada? Money tipinde alsın arkadaşlar. Oran dışarıdan ne olabiliriz? İçeride if'le de hesaplayabiliriz bunu. Diyelim ki şöyle kalsın. %18'lik sadece hesaplayalım biz arkadaşlar. Geriye ne tipte değer dönüyor bu? Geriye yine money dönecek değil mi? Hani sen metot tanımladığında başına diyordun ya void, int, geri dönüş tipi yazıyordun değil mi? Burada da yazıyorsunuz arkadaşlar. Returns deyip s var bakın. Return değil, returns. Returns money. Geriye para dönüyor değil mi? As dedim. Tanımlamam bitti artık. Gölgeye geçiyorum diye. Begin end. Scope mantığını kullanacağız burada arkadaşlar. Begin end dedim. Anlaşıldı mı o returns money? Geri dönüş tipi arkadaşlar. Money dedik. Return at tutar çarpı 0.18 böyle bir şey dedim. Tamam. Tutar çarpı 0.18 bir de yetti mi size? Ne yapmak lazım? Efendim? Bir de kendini ekleyeceğiz. O zaman ben şöyle bir şey yapabilir miyim? %118'den al demiş olmadık mı? Aynı iş değil mi bu? Kendisini eklemeye hiç uğraşmaya gerek yok. Select et tutar çarpı 1.18. Çalıştırdım. Başarılı dedi. Artık arkadaşlar mesela dedim ki select neydi adı? DB böyle çağırıyorsunuz. dbo.kdv'li tutar deyip parantez veriyorsunuz. Mesela 100. Ne dönmesi lazım bana? 118 değil mi? Bastım. 118 olarak geriye döndürdü. Bakın bir select de kullandım bunu değil mi? DBO kullanmazsam ne oluyor?
Bastım. Bu built-in bir function adı değil diyor, değil mi? Hani sistem tanımlı bir şey değil bu diyor. Doğru değil mi? Bunu biz tanımladık. Hani count sum gibi bir şey bekliyor arkadaşlar normalde. Başına dbo diye yazmazsanız, uzun ismini yazmadığınız zaman, bakın scalar value function kdv'leri tutar. Buraya gelmiş değil mi? Bunu sistem tanımlar arasında aramaya çalışıyor. Hayır diyorum. DBO yani benim yaptığım. Database owner'ın yaptıklarından bir tanesi. Bastım. 118 diye getirdi. Function'lar kullanılırken uzun isimleri yazılır. Tamam. UDF'ler kullanılırken two part name olmak zorundadır. Two part name olmalı. Two part name olmalı dedik. Yani uzun ismini veriyorsunuz. DBO diye. Bakalım. Select dedi. Mesela Northeast'ten çekeceğim. Tamam. DBO nokta KDV'li tutar. Bakın kolon ismi vereceğim şimdi. Unit price diye bir şey var değil mi? Products'ta. From S KDV'li dedim. Tamam. Bir de normalini verelim. Unit price. Ne oldu? KDV'yi de hesaplayıp getirdi hepsi için bana arkadaşlar. Gelen tüm satırlar için birer kez çalıştı gördüğünüz gibi. Tamam. Bunu nasıl yapardık şeyle? Store prosedürü olsaydı arkadaşlar böyle selektör içerisinde kullanamayacaktık. Exec diye çalıştırıyorduk çünkü, değil mi? Store prosedürden en büyük farkı budur. Direkt select cümlesi içerisinde kullanabilirsiniz. Size not connect. Bakın bunun bağlantısı ayrı, bunun bağlantısı ayrı. Mesela ben bir şeyi çalıştırmaya kalksam şu an şunu çalıştır, hop diyecek. Önce bağlan. Hiçbir yere bağlanmıyorsun ki. Tamam? Bağlan dedim. Master'ı açacak ilk önce. Evet, şimdi çalıştır. Şimdi çalıştır. Anlaşıldı mı? Yani mesela ben bunu Volkan halimle bağladım ya. Bir tane yeni query açtım. Gittim. Connection'ı kapattım. Bunu da gidip bir daha aç dedim. SA 1 dedim. Bunu da SA ile bağladım. Bakın bu SA Volkan halimle bağlı. Anlaşıldı mı? Farklı farklı bağlantılarda tanımlama imkanı var arkadaşlar. Böyle bir durum. Şimdi KDV'li tutarı ben yaptım. Sizden de bir tane function isteyelim bakalım. Nasıl alabiliriz? İşte sayının bilmem kaçıncı kuvveti. Nasıl bir hesaplama, nasıl bir kod yazarsak olabilir bu? Efendim? Olabilir mi? O zaman şey yapsak. Bir tane değişken tanımlayacağım. Bakalım burada değişken nasıl tanımlanıyor. Declare. Tanımlamak demek zaten. At Agar neyse. Buna gerek yok ya. Değişken tanımlamayı başka yerde tanımlarız. While diye bir şey var burada. Evet.
Bekleyir. Et sayaç eşittir. Eşittir 1. Tamam. Bakın, değişken tanımlaması ters burada yine. Değil mi? Biz et sayaç diyorduk. Burada bekleyir deyip et sayaç int dedim. Diğerinde ilk başlangıç yerinde böyle attım içerisine. Sadece sıraları değişik. While dedim. Et sayaç küçük et kuvvet. İşlem bittiğinde set et sayaç eşittir et sayaç artı 1. Sayacın değerini 1 arttır demiş olduk mu burada? Her adımda. Değil mi? Et sayı eşittir et sayı çarpı et sayı. Ne yaptım? Çarpıp kendisine atıyorum. Neden hata verdi? Yok, zaten tanımlı burada. Ne yapmamız lazım? Buna da set demek lazım. Değer ataması yapıyoruz, değil mi? Değer atarken set yapacağız dedik. Olur mu böyle? Efendim? Yok, ben kaydetmek daha çağırmadık ki. Böyle bir yapı değil mi? Daha kolay olsun anlaşılması. Ne yaptı? Sayı ve kuvvet arasında eşit kuvvet mi olacak? Kuvvet alıyoruz. Senin dediğin şey değil mi? Neydi onun adı? Faktöriyel. Senin dediğin faktöriyel oluyor. Yok, kuvvetini abi. Yani karesini, kübünü falan filan. Bu alır değil mi? Bakalım. Küçük mü olması lazım, küçük eşit mi olması lazım? Efendim? Ha. Şeyi unuttuk arkadaşlar. Return neyi döneceğiz geriye? Et sayı. Değil mi? Hesapladığımız değeri en son geriye döneceğiz. Çalıştırdım. Bakalım. Select DBO nokta kuvvet al 2'nin 3. kuvveti 16 dedi. Doğru mudur? Doğru değil mi? Niye? Ah, doğru 8 değil mi? 2'nin 4. kuvveti. Bir kere fazladan dönüyor arkadaşlar. 0'dan başlatırsak bu sefer 32'ye çıkarmış. Küçük kuvvet. Niye biliyor musunuz? İlk girdiğimde daha birinci kuvveti diye düşünüyorum ben ama direkt şeyini alıyorum. Karesini, ikinci kuvvetini alıyorum. Bir önden gidiyor.
Kuvvet eksi bir yapalım. Bakın şimdi create dedim. Zaten var değil mi? Ne yapmam lazım değiştirmek için? Alter. Var olan nesneleri değiştirmek için alter bakalım şimdi. 4 dedi. İyice cılkı çıktı. Burada mı? Nerede? Bir üstte mi? Şey fark etmedi. Bence. Deneyelim mi? Set sayı çok yaşa. Burada değişken eksik. Nereden gidiyor biliyor musunuz? Bakın şimdi. İlk başladık. 2 geldi değil mi buraya? 2 sayı eşittir. Bak şimdi. Evet. Geriye atıyoruz ya arkadaşlar. Ha. 2 çarpı 2 4 oldu. Sonra 4 çarpı 4 16 geldi. Değil mi? O zaman ne yaparız? Çarpan diye bir şey tanımlayalım. Şöyle yapsak. Et sonuç eşittir. Pardon, sonuç int eşittir. 0. Tamam mıdır? Şöyle yapsamız. Et sonuç eşittir. Sonuç çarpı sayı. Efendim? Ha. Doğru. Aslında şöyle yapsak. İlk başlangıçta et sayıyı atasak. Bakalım. Sayı kaçsa sonuç o. İlk kuvveti ya. Çünkü ilk girdiğimde direkt karesini almaya başlıyorum. İlk kuvveti olarak sonucu görüyorum. Tamam. Bakalım. 2 dedi. Ah, tabii doğru diyorsun. Et sonuç. Oldu şimdi değil mi? Deneyelim. 4 yapalım. 16. Doğru gidiyor değil mi? Arkadaşlar unutmayın while'a ilk girdiğimizde daha direkt karesini almamız gerekiyor. Değil mi? O yüzden mesela 2 ise bunu 2 olarak kabul ediyorum. İçeride karesini alıp sonuca atamış oluyorum. Sonra sonuç kaç oldu? 4. Bir daha döndü. Sayacı bir arttırdı. Bir daha döndü. Sonuç kaç oldu? 4'tü değil mi? Çarpı sayı 8 oldu. Değil mi? Sonuca atadı. Bir daha döndü. 16 oldu. Sonuca atadı ve sonucu geriye döndürdüm. Tamam mı? Yani sonuçta sayının
İlk kuvveti nedir? Kendine eşittir, değil mi? Sayının ilk kuvveti kendine eşittir. Dolayısıyla ben bunu böyle atıyordum. Çünkü ilk işim daha benim. Eğer bunu sıfırda bırakırsam hep sıfır çıkardım. Doğru değil mi? Bir sayının sıfırla çarpımı her zaman sıfırı verir. Dolayısıyla ilk kuvvetmiş gibi kullanıyorum bunu. Bir daha kendisi devam ediyor kaldığı yerde. Şimdi sizden istiyorum. Function faktöriyel dedim. Dışarıdan add sayı int yeter değil mi? Returns int as begin and bunlar kalıp zaten. Ne dönecekse değil mi? Begin and de dahil. Sonrasında bir tane sayaç diye bir değişken tanımlamam lazım. Declare at sayaç eşittir. Kaç? Int. Nereden alacak yeri? Sayıya mı alacak? Yoksa sayı eksi bir mi? Bence böyle daha kolay olur. Olmaz mı? Sana sattım da. Değişken tanımladım diye diyorum. Ondan sonra döngünün içerisinde o değişkeni sayıyla çarpıp sayıyı bir Yani artarak gitti. yok sayıyı azaltarak yani parametreyi azaltarak gitti. Yani döngüde sayı sıfırdan büyük olduğu söylüyor. Declare etsayaç dedim. Int sayı eksi bir. Ben 5 faktöriyel alıyorsam 4 ile başlamış olacak değil mi sayaç? Öyle mi? While şuraya da bir tane sonuç eşittir dedim. Sıfır. Bunda ne yapmak lazım? Set diyelim, değil mi? Hı? Set et sonuç ha, şey mi? Bekleyin. İstedim. Begin and arasına while'a bir kural koyalım şimdi. While sayaç büyüktür. Bir de çarpmana zaten gerek yok. Değil mi? Bir de çarpsa da sıkıntımız yok. Büyüktür sıfır dersen içeri girersin ama. Başta dedik. Şurada da şey yapalım. Return et sonuç. Sonucu geriye dön. Şimdi et set et sonuç eşittir. Ne yapacağım? Bir saniye ya, sonuca gerek var mı? Var mı? Yok. Sonuç çarpı et sayı eksi bir. Evet. Sayı.
Çok karıştı ya. Hocam bir yerinden yani yapamadığınızdan geçmişsiniz. View dedim. Aksine inline table valued function içerisine parametre gönderebildiğiniz bir yapı. Tamam. Bunlara parametre alan view'ler gibidir deriz biz hep arkadaşlar. View gibi çalışırlar. View'leri tablo yerine kullanıyorduk değil mi? Bunları da tablo yerine kullanabilirsiniz select sorgularında. Ve içlerine parametre de alabiliyorlar. Mesela şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hangi ID'yi verirsem, hangi kategori ID'sini verirsem bana onların tablosunu geriye döndürsün. Böyle bir şey istiyorum, tamam mı? Inline table valued function'lar geriye tablo döndürüyorlar. View'lerde öyle değil miydi? Tablo gibi dönüyorlardı. Değil mi? Geriye tablo dönüyorlar ve içlerinde sadece select kodu yazabilirsiniz. Tamam? Create function mesela kategorize ürün. Böyle bir şey yazdım. Dışarıdan at chat id dedim. Int. Int olarak kategori id'sini alacak. Geriye ne döner bu? Int mi dönecek? Bak ürünlerin olduğu gibi dönmesi lazım değil mi? Şu kategorideki ürünleri getir. Ne diyeceğim? Tablo dönmesi lazım. Returns table dedim. Geriye tablo döner. Tablo da bir türdür bizim için arkadaşlar. Sonuç olarak her şey denme değil miydi? As dedim. Bunlar içerisinde bir denent yok. Return diyorsunuz. Parantez açıp select komutunuzu yazacaksınız. Select yıldız from products var kategori id eşittir at chat id. Şöyle bir şey yap. Tamam. İçlerinde bir int yok. Comments completed successfully'de bakalım. Select geriye tablo dönüyor. Select sorgusunda tablonun yeri neresidir? Select sorgusunda tabloyu from'dan sonra değil mi? From'dan sonra yazarsınız. Zaten ne dedik? Parametre alan view gibidir dedik değil mi? View'i de from'dan sonra yazmıyor muyduk tablo gibi? View'yo kategorize ürün dedim. Bir bastım. Ne oldu? 14 tane geldi bana. Bakın kategori ID'leri hep 1 değil mi? Benim verdiğim değer geldi. Şuraya 2 dedim. 2. Tamam. Bakın ben şunu hızlıca seçiyorum ya şöyle. Biliyor musunuz bunu yapmayı? Shift Home arkadaşlar. Ya da şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bakın normalde böyle duruyor ya. Bakın pointer'ın yönü sol tarafa bakıyor değil mi böyle? Sola bakıyor yani size göre böyle. Buraya geldiğimde sağa döndüm. Sağa döndüğünde tıklarsanız arkadaşlar satır seçebilirsiniz böyle satırın başında. Tamam? Bu da kolay seçip hızlı çalıştırmak için. Ben hep shift ile beraber bakın end diyorum satırın sonuna gidiyorum mesela ortasındaysam bile. Sonra shift home diyorum. Başa kadar seç. Tamam? Bakın 2 numaralı kategoriye ait ürünler geldi. Geriye tablo döndürdük mü? Evet. İçerisinden belli kolonları alabilir miyiz? Product name ve unit price gelsin dedim. Oh, oldu değil mi?
Anlaşıldı mı? Direkt tablo gibi kullandım. İçeriye verdim. View'i arkadaşlar, değil mi? Aynı view gibi. Sadece verdiğim parametreye göre sonuç getiriyor bana. İstediğimi yapabilirim. Böyle bir güzelliği var. Bu arada begin ve end kullanılmaz. Sadece select sorguları yazılabilir. With encryption dedim. Ya bu da yazması ne zor kelime ya. Bastım bakalım. Alter dedim. Oldu dedi. Databases, Northwind, Programmability, Functions, Table Values gördünüz mü? Bastım. Modify diyorum. Ne oldu? Encryption burada da yapılabiliyormuş, değil mi? Yani bütün fonksiyonlarda, stored procedure'larda, her şeyde kullanabilirsiniz bunları. Tamam? Encryption'ı her yerde kullanabiliyorsunuz. Yani yazdığınız tüm kodları gizleme şansına sahipsiniz. Stored procedure de olsa, function de olsa. En büyük farkları unutmayın arkadaşlar. Restore prosedürde bir function'ı SP dediğin, yani store prosedür exec ile çalıştırılır. UDF dediğimiz şey, yani fonksiyon select sorgusuna dahil edilir. Tamam. En önemli fark budur. İşe alımlarda sorarlar. Kayda da getirdim. Satan eleman adı, soyadı, müşterinin kampanya name'ini, adresi, satış tarihi, satılan her ürünün adı, adeti, ürün fiyatı, indirim, ara toplamı, order ID'yi de dışarıdan parametre olarak tutuyorum. diyorum ki create neydi? Function fatura dışarıdan et order id int olarak alacak, returns table as dedim, return dedim, parantez içerisine kodumu yazmaya başladım. Select builders from dedim. Başlarız birazdan. Elemanın adı employees. As added. E nokta first name artı E nokta last name as çalışan. Virgül dedik. Inner join. Müşterileri bağlayamam buna. Önce orders'ı bağlamam lazım. Orders as o nokta employee ID eşittir E nokta employee ID. Satış tarihini almak istiyorum, değil mi?
O nokta order date as tarih. Neye bağlamak istiyorum olayı? Customers, müşterinin company name'i, adresi, energy, customers, as, c, on, c nokta, customer id, eşittir, o nokta, customer id, hemen buraya c nokta company name s müşteri diye ekledim. Inner join neyi vereceğim? Satılan her ürünün adı. O zaman order details s OD dedim. O nokta order id eşittir. OD nokta order id inner join products s p on p nokta product id eşittir. OD nokta product id. Başka ne vardı? One. Bakıyorum. Tamam, bu kadar. Ver. O nokta order id eşittir et order id. Dışarıdan aldığım parametre vardı ya. Buna göre çektim. O satış teknikleri getirdim. Oldu mu? Şimdi şuraya müşteriyi yazdıktan sonra order details'ten ne istiyorum? OD nokta bakayım adet. Şunu birazcık kısaltmak istiyorum ki görebilelim aynı anda. OD nokta satılan adet quantity as adet OD nokta unit price as birim fiyat OD nokta discount as indirim OD nokta şöyle bir şey yapacağım. Nasıl bir şey yapacağım Azizhan? OD nokta quantity çarpı OD nokta price çarpı OD nokta şey pardon 1 eksi OD nokta discount s ara toplam diye belirttim. Efendim? Adres vardı bir de. Müşterinin adresi değil mi? C nokta adres s müşteri adres adet fiyat ara toplam her ürünün adı p nokta product name s ürün ad dedim. Tamam. Şimdi şurada dışarıda kaldım birazcık. İstedim. Şu müşteri adresinden sonra yer alsın istiyorum. Böyle bir şey yaptım. Bakalım. Oldu mu? Oldu diyor. Verelim. Take this from fatura
Yani video nokta fatura parantez içerisinde 10.248 diye bir order ID'yi verdim. Bastım. Yes, adamım benim. Gelmiş değil mi? Oldu mu? Ara toplamları da var. İndirim 0'mış. Şimdi arkadaşlar neden 10.248 diye bir şey vardı? Select Yıldız from Orders dedim. Şuraya bak. Siparişlerin numarası kaçtan başlıyor? 10.248'den başlıyor arkadaşlar. Böyle yapmışlar. Birden başlatmamışlar ID'leri. 10.248'den başlatmışlar. Tamam. Ben de öyle. İlk satış. Mesela 10.249 var değil mi? 10.249'u çekelim bakalım. Onda ne gelecek? Çalıştırdım. 2 tane ürün satılmış. Gördüğünüz gibi 40 tane bundan, 9 tane buradan demiş.